size olabildiğince en geniş şekilde hani her konuya beslenme hakkında her konuya değinip olabildiğince en geniş şekilde ele almaya çalışıyorum. Ondan dolayı editlerken bazen eksik gördüğüm şeyler oluyor. Onlar olacak. Onları videonun içine ekleyeceğim. Parça 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 olacak birazcık şeyler. Video. Ama hani bunun sebebi olabildiğince en geniş şekilde, en eksiksiz şekilde size bilgi vermeye çalışacağım. Bundan dolayı hani illaki unuttuğumuz bir şeyler oluyor. Hemen bunu da bir yerden bir takviye ediyoruz. Bir şey oluyor. Ondan dolayı video birazcık parça parça oluyor. Ama olabildiğince seri bir şekilde geçirmeye çalışacağım videoyu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese bol yavrulu habiler. Bugünkü konumuz cüce vatozlarda beslenme. Ya çeşit çeşit yemlerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle yapsa. Böyle yapsa. Onu şöyle. Olmuyor böyle. Biz de düz taban sistem yaparız. Şöyle, şöyle. Şöyle. Ve böyle. Kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit yem. Canlı yemlerimiz 7. Taze sebze meyve 8. 8 çeşit yem. Cüce vatozlara vermemiz gereken 8 çeşit yem var arkadaşlar. Ya tabii bu birazcık abartı kaçıyor. Yani abartı demeyeyim de. Olursa güzel olur, olmazsa da hani diğer şekillerde taze sebze meyveyle, canlı yemlerle idare edilmesi gerekiyor. Peki ne olması lazım asıl konu? Seraflora, 6 çeşide gerek yok tabii fazla. Seraflora, Tetra Pro Vegetable söyleyemedim. Alge, JBL Nova Fetch, JBL Nova Placo. Ana yemlerim. Burada ne var peki? Seraflora, Seravipan. Ondan sonra ben şeye geçtiğim için, Lipstes'i bırakıp Melek'e geçtiğim için hani Melek'ten dolayı birazcık proteinsel beslenmeye de döndüm. Tetra Pro Enerji. Ondan sonra bu hangisiydi? Yeni bir yem deneyeceğim. Seraplankton olması lazım. Ya Sera ya Tetra, tam hatırlamıyorum şu anda. Hani çok aşırı derecede miktarlarda alamayacağımız için burada reklam vermeyeceğim. Aldığım kişiye belli bir yerden açık olarak alıyorum. Güvendiğimiz bir yer. Ondan sonra bu zaten JBL Nova Fetched. Şu da abim sağ olsun hediye göndermiş bize. Sera'nın ney? İsmini unuttum. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir yem. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. Cüce vatozlar. Bildiğiniz gibi bitkisel beslenen balıklar. Bitkisel. Spirulina ve lif oranı yüksek olması gereken yemler verilmesi gerekiyor. Bunların başında bence cüce vatozlarda seraflora olmazsa olmaz yemlerden birisi. Daha doğrusu cüce vatozlar demeyeyim. Bitkisel ağırlıklı beslenen yani balıklarda seraflora olması gereken ana yemlerden birisi. Cüce vatozlar için ben JBL Nova Fetched ve Placo'yu tavsiye ediyorum. Ana yem olarak bunları da kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Tetra Pro Vegetable Alge. Bu üçü veyahut da dördü yani. Bir tane Tetra'dan, bir tane Sera'dan, iki tane veyahut da bir tane de JBL'den. Ben yem kullanıyorum cüce vatozlarım için. Ya şimdi hani çeşit çeşit yem var tabii ki de. Tetra'nın kendi içinde bir sürü yemi var. Sera'nın kendi içinde bir sürü yemi var. JBL'nin kendi yemleri var. Art Aqua var. Ondan sonra yani bir sürü daha yem firması ve çeşidi var tabii ki de. Bunların her birini tek tek size açıklama yapma imkanımız yok. Benim kullandıklarım da 3 tanesi. Diğerleri hakkında yorum da yapamam ben burada. Ama piyasada hani bu hobinin içerisinde markalaşmış yemler var. Tetra, Sera ve JBL. JBL hani Tetra Sera'ya göre bir kat daha alt. Ondan dolayı ben bu iki firma üstüne bir de JBL'nin yemlerinden
kullanmayı taraftarıyım. Şimdi cüce vatozlar başta da dediğim gibi spirulina ve lif oranı yüksek, yani bitkisel değeri yüksek yemler kullanılması gerekiyor. Yine cüce vatozlar için yemlemede olmazsa olmazlar taze sebze ve meyveler. Onun haricinde ya yetişkinlerde 2 haftada, 3 haftada bir olabilir veya da haftada bir olabilir canlı yem. Ama yavrularda da yine güzel sağlıklı bir gelişim, sağlıklı hızlı bir gelişim için canlı yem yine haftanın 2 veya da 3 günü olması gereken. Ya olması şart değil. Tamam, canlı yem hani ben diyen olur belki, ben canlı yem sizde yapıyorum. Yaparsın, zamanında ben de yaptım hani. Cüce vatozlar, kuru yemler, taze sebze meyve ve canlı yem olarak 3 ana beslenme şekli demeyeyim de ne diyelim ona. 3 ana öğünü var, besin çeşidi var diyelim. Kuru yemlerin cüce vatozlarda, damızlıklarda, büyümüş balıklarda kullanmamız gereken yemlerin, yani yemleri karıştırdığımız zaman vereceğimiz kuru yemin %70 bitkisel, %30 proteinsel yemler şeklinde olması gerekiyor. Proteini komple kaldırmıyoruz tabii ki de. Sonuç olarak hani onların da proteinden alması gereken ürünler var. Canlı şeylerdeyken, doğal yaşam alanlarındayken de hani balığına göre değişiyor. Kimisi mesela hayvansal alglerle besleniyor proteini almak için. Kimisi kabuklu canlılarla, kimisi omurgasızlarla. Bu şekilde omurgalılarla, omurgasızlarla birçok canlı yem çeşidi var orada. Hani onlar da illaki proteini bir şekilde karşılıyorlar. Ondan dolayı bitkiselin yanında proteini de eksik etmiyoruz damızlık cüce vatozlarımızdan. Onun haricinde kuru yemler bu şekilde. Hani size bütün yemleri tek tek içerikleriyle birlikte açıklayamayacağım için buna girmeyeceğim hani. Kuru yemlerin olması gereken ölçü bu. Benim kullandığım, tekrar ediyorum, asıl ana yem olarak Seraflora. Ben Lepistosporum meleğe geçtiğim için Tetra Pro Vegetable Alge yerine Tetra Pro Enerji aldım. Ondan sonra JBL Nova Fetched ya da Pleco ya da ikisi birden. Ben bunları kullanıyorum. Hani ne yaptım? Melek geldiği için Seravipan da aldım. Getirdik. Dediğim gibi Seraplankton yeni deneyeceğim yemlerden biri. Bir de bu probiyotip. Sera'nın probiyotip yemi. Yani şu anda 6 tane yemim var. Bir de haftada bir gün balıklarımızın bağırsaklarının boşalması için, sindirim sisteminin şöyle bir dönmesi için haftada bir gün balıklarımızı aç bırakıyoruz. Cüce vatozları. Yani ortalama atıyorum mesela akşam yem verirsiniz, sabah vermezsiniz. Öğlen vermezsiniz eğer öğlen de veriyorsunuz. Akşamleyin verebilirsiniz belki. Veyahut da ben bir günde vermiyorum yani. Bir sorunla karşılaşmıyorum. Bağırsakları komple boşalıyor balıkların. Ve daha bir rahatlamış oluyorlar. Onun haricinde akşamleyin beslenmede yemleme saatleri var. Şimdi sabahleyin verdiğimiz yemlerde canlı yemleri sabah vermemiz taraftarıyım ben. Çünkü şimdi akşamleyin verirseniz eğer balıklarınız belli bir saatten sonra uyku moduna geçecek ve metabolizmaları yavaşlayacak. Yavaşladığı için de canlı yemler hani biraz daha sindirimi zor canlılar olduğu için daha da yavaşlayacak. Bağırsağın içinde kalacak yani. Ondan dolayı bir an önce rahat bir şekilde sindirilmesi için sabah veyahut da öğlen saatlerinde protein ağırlıklı yemlerin verin. Akşamleyin de ışıkları kapatmadan önce, yani ışıkların kararma saatinden en kötü 3 saat önce son yemlemenizi yapın ki balıklar yediklerini bir an önce sindirin. Doğru besin değerlerine sahip istediğiniz yemi bunun içine ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim taze sebze meyve konusuna. Taze sebze meyve
Cüce vatozları da başta da dediğim gibi olmazsa olmazlardan birisi. Salatalığa bayılıyorlar, havuça bayılıyorlar, ıspanağa bayılıyorlar, bezelyeye bayılıyorlar. Ama havuçla bezelye arasında geçen gün ikisini bir anda attım, merak ettim hangisini de çekti. Bezelyedense havucu daha çok sevdiler. Ha tabi bezelyeyi de yemiyor mu? Yiyordu. Bu şekilde. Şimdi peki sebze meyveleri yiyorlar. Neler var peki? İlk olarak salatalık var. Salatalığı haşlanmadan kabuğunu güzelce yıkıyoruz. Kabuğunu soyuyoruz. Dörde bölüyoruz. Belki daha önce yemişsinizdir. Dörde bölüp anneniz, hani küçükken ben çok severdim. Annem böyle salatalıkla bir şey yaptığı zaman hemen oradan dörde böldüğü salatalıklardan birisini kıt kıt yemeyi. Bir çata, bir çay kaşığına iki tanesini diklemesi, yanlaması, yani havuç şey salatalığımız bu şekilde. Şu da kaşığımız düşünün. Şu şekilde iki tane böyle yanlamasına girip şu şekilde akvaryumun içine bırakıyoruz. Salatalığımızı bu şekilde veriyoruz. Havucumuza gelince havucumuzu soyuyoruz, yıkıyoruz güzelce tekrardan. Yıkamayı sakın ha sakın atlamayın arkadaşlar. Ha kendi tarlanızdır belki, şöyle bir çamurla akıtıp bırakırsınız. Ama marketten, pazardan aldığınız meyve sebzeyi iyice yıkayın. Size buradan bir öneri. Hani başıma gelmedi. Harika sistemi oturmuş, bakteri kültürü oturmuş, yıllarca 2 yıl veya da 3 yıldı galiba tankın yaşı, tam hatırlamıyorum. Hiçbir şey yokken bütün balıklar gitti. Hani bir şey tropikal bakıyordu, bitkili tropikal yapıyordu hani üretimi açısından değil. Bütün balıklar gitti arkadaşlar. Abi dedim ne yaptın? Hiçbir şey, farklı bir şey yok, sadece taze sebze meyve koydum dedim. Koydum dedi. Hani ondan sonra birazcık düşününce, kafa yorunca tek seçenek olarak ilaçlı sebze veya da meyve koyduğu hani kanaatine vardık. Bu şekilde salatalık dedik, havuç dedik, marul dedik, marula geldik. Havucu kaynatıyoruz arkadaşlar. Ocağı açıyoruz, su kaynamaya başlıyor. Su kaynamaya başladıktan sonra ortalama 5-10 dakika yetiyor. Kaynamış, kaynatıyoruz. Daha sonra soğuk suyun içine batırıp birazcık ılıdıktan sonra aynı sistemde kaşığın, çay kaşığının içine iki tane, çay kaşığına iki tane batırıp onu da o şekilde veriyoruz havucu da. Marul, marulu da haşlıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra kaynar suyun içine atıp 1-2 dakika bekletip tekrardan soğuk suya bir daldırıp çıkartıp, çok hırpalamayın, birazcık hırpalanıyor, dağılıyorlar hemen. Daha sonra onu da akvaryumun içine atıyoruz. Bütün marul koyduysanız eğer akvaryumun içinde dağılmaması için marulun gövdesine, sert kısmına bir tane akvaryumunuzdan küçük bir taş koyarsanız marul olduğu yerde sabit duracaktır. Daha sonra ne var? Ispanak. Ispanak da aynı sistemde. Kaynar suyun içine atıp 2-3 dakika. Ispanak birazcık daha marula göre geç haşlanıyor. Hani 2-3 dakikada da o haşlanıyor. Daha sonra ne dedik? Salatalık, havuç, marul, ıspanak, bezelye. Bezelyeyi de arkadaşlar cinsine göre değişiyor. Ona süre veremeyeceğim. Hani böyle hafiften yumuşak, hafiften değil de yumuşadığını hissetmeniz lazım. Bezelyelerimizi kaynattıktan sonra, haşladıktan sonra bezelyelerin kabuklarını ortadan ikiye yarmak değil de hafiften zaten yumuşayan bezelye çok aşırı derecede haşlanmamışsa eğer, şöyle bıçakla bir çizik attığınız zaman altından bezelyeyi bastırdığınız zaman zaten bezelye bütün bir şekilde çıkıyor. Hani bezelye, ona dikkat edin, böyle bastığınız zaman elinizde hemen hamur gibi dağılmasın, şey gibi dağılmasın, birazcık diri olsun. Hani böyle birazcık sıktığınız zaman dağılsın, balıklar kolay bir şekilde yiyebilsin. Ama çok da böyle dokundun mu da paramparça olmasın, akvaryumun attığınız anda yani dağılır paramparça, akvaryumun içine eder yani. Su değerlerinin olduğu gibi, ben biraz şöyle yapayım, akvaryumu izleyin şu şekilde. Başka neyimiz var?
Bir de kırmızı biberlerimiz vardı. Ben kırmızı biberleri söylemeyi unutmuşum. Karpuzu yaz aylarında çok güzel oluyor. Hani siz de karpuz ekmek yemişsinizdir. Bize de çok güzel geliyor. Hayvanlara da çok güzel geliyor. Su ısıları yazın arttığı için. Ondan dolayı yani yazın onlar için de güzel oluyor. Havuç diyorum, karpuz. Yani direkt kırmızı kısmını kesip akvaryumun içine koyuyorsunuz. Çatal batırırsanız akvaryumda dolaşması çay kaşığı batırırsanız akvaryumda dolaşması azalır birazcık. Hani yoksa çok hareket ediyor. Daha sonra kiraz. Kirazı da aynı şekilde kabuğunu soyup ama kirazı kabuğunu soyuyoruz. Veyahut da kabuğunu soymasanız bile iyice yıkayıp ikiye bölüp ortadaki çekirdeği çıkartıyorsunuz. İkiye bölünmüş bir şekilde onu da akvaryumun içine koyuyorsunuz. Ama hani taze sebze meyve verdiğimiz zaman da şu sıkıntı var. Güzel bir dip çekimiyle birlikte su değişimi yapmamız lazım. Taze sebze meyve verdiğimiz zaman. Onun da böyle bir sıkıntısı var. Ama mecburen ben haftada en az 2 defa verilmesi taraftarıyım. Ardından da hani normal haftalık yaptığınız %30 su değişiminden önce bir kere verirsiniz. Bir de hafta içinde şöyle bir %10'luk bir değişim yaparsınız. Yine taze sebze meyve verdiğiniz zaman. Ben öyle yapayım. Yani ortalama haftalık %40, %50 falan su değişmiş oluyorum ben. Ben değinelim. Cüce vatozlarda su değişimi özellikle ki yavruların gelişiminde çok 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 önemli. Balıklar hani suda sadece yüzmüyor. Vitamin ve mineral gibi ürünleri de yani maddeleri de bünyesine alarak gelişimlerini bu şekilde sağlıyor. Bundan dolayı ne kadar sık su değişimi, beslenme gibi onlara yine vitamin mineral olarak geri dönüp gelişimlerini sağlıyor. Bir de canlı yemimiz var işte. Canlı yemimizde benim kullandığım hani bir dönem süpresini yazın hani şeyden dolayı yeşil su üretip bir miktar üretmeyi başarmıştım su püresinde. Onun haricinde genellikle Artemia kullandım. Artemia süpresini bildiğim için bunları önerebilirim size. Zaten diğer mikro kurt olsun ve benzeri işte kan kurdu falan filan onlardaki gibi hani mikrobiyal açıdan zararlı bakteriler falan tutma olmuyor Artemia ve su püresinde. Ondan dolayı onları gönül rahatlığıyla çıkartıp veyahut da üretip yapabilirsiniz. Ha ileride belki hani buraya geldiğim zaman süpresi üretimi videosu da çekebiliriz eğer ben de yapabilirsin. Bir ara yaptım böyle ürediler güzel. Ondan sonra bir baktım böyle yavaş yavaş gidiyorlar falan. Ben de o sırada işte üniversite zaten başlayacaktı. Ondan dolayı ben de hiç uğraşmadım. Komple fazladan vermiştim bir dönem ve bitirdim. Artemia konusunda ileride bir video çekeceğim. Şu anda bulamıyorum. Artemia'yı kullanacaksanız eğer size önerim. Hani ben şeyde çıkartamıyorum. Normal pet shoplarda satılan şu şekilde kağıt kartonlarda tuz ve Artemia birlikte karışık oluyor hani. Bunu ben çıkartamadım. Yani genel olarak üreticilerde bunu kullanmıyor. Şu Fetch'in kutusu gibi böyle plastik bir kutunun veyahut da teneke bir kutu oluyor da bazen de şeyine göre değişiyor markasına göre. Kutunun içinde sadece yumurta oluyor. Yani Artemia yumurtası. Bunu çıkartıyorlar. Size şöyle bir şey vereyim. YouTube'da birçok ölçü var. Hani su ve tuz karışımı. Artemia çıkartmak için tuzlu suya ihtiyacımız var. Su ve tuz karışımı var. Hazırladığımız su ve tuz karışımı %30 oranında olmalı yani. Bu şekilde Artemia hakkında da size bu şekilde bilgi verebilirim. Ondan dolayı bulduğum zaman bir Artemia çıkartma videosu da ben yayınlayacağım.
Belki de yayınlamam çünkü YouTube'da o kadar çok video var ki hani dediğim gibi sadece su tuz oranını ayarlayıp sünger yöntemi çok basit. Hiç denemedim ama deneyenler, çıkartanlar var. Bunu denemenizi öneririm hani. Basit bir şekilde. Hava hortumuydu, şişeydi, petli bilmem neydi uğraşmıyorsunuz. Her kinin içine süngeri koyuyorsunuz. Tuzlu su %30 tuzlu su karışımını koyuyorsunuz. Hop döküyorsunuz. Suyu kabın içine süngeri iyice ıslatıyorsunuz. Yumurtaları süngerin üstüne atıyorsunuz. 24 saat içerisinde çıkıyormuş. Hani ayrıntı bunu da belki bunu deneyip atabilirim. Hani gerçekten çıkıyormuş arkadaşlar diye. Onun haricinde ama YouTube'da gerçekten çok aşırı derecede Artemia çıkartma videosu var. Bütün üreticiler çekmiş. Ha insanların tabii farklı ölçüleri var. Ondan dolayı çekiyorlar ama dediğim gibi olması gereken oran %30 oranında buna göre çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Yumurtanız eğer kaliteli ve sağlıklıysa doğru hani bozuk veyahut da döl tutmamış olur bilmem ne olur. Hani sağlıklı bir yumurtaysa %30 su değeriyle %30 su bileşeniyle uygun sıcaklıkta 26-28 aynı balıklarımızın ısısında olacak. 26-28 derecede Artemia'nızı çıkartırsınız. Ama dediğim gibi sünger yöntemini bir deneyin. Çıkartanlar var ama bir şey diyemiyorum onun içinde. Toplayacak olursak o zaman şöyle bir genel daha bir tekrar edelim. Hem en son aklınızda düzgün bir bilgi kalsın. Kuru yemde %70 bitkisel, %30 proteinsel olması gerekiyor. Kullandığımız asıl yemler Seraflora, Tetra, Pro, Vegetable Algae, ondan sonra JBL Nova Fetch ya da JBL Nova Pleco. Bu 4 yemden en azından 3'ü, bir tane Tetra, bir tane Sera ve bir tane JBL ana menüde olması gerekiyor. Hani en, yani bir çeşit yemle bakılıyor ama pek sağlıklı bir bakım tarzı değil. En kötü 3 çeşit yeminiz, taze sebze meyve ve olursa güzel olur. Bir de üretim yapıyorsanız hani olması gerekiyor. Yok ben kendim bakıyorum diyorsanız canlı yem. Canlı yemde de Supresi ve Artemia dedik. Artemia'nın su ve tuz oranı %30 olması gerekiyor. Ondan sonra sıcaklık 26-28 derecede olacak. Bir şey denemedik, içmedik. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım beğenip de sonuna kadar izlemişsinizdir. Eğer beğenip sonuna kadar izlediyseniz hani bir beğeniyi bir de destek olmak için bir takip etmenizi sizden rica ediyorum. Tabii isterseniz zorlama yok bizde. Şuradan beğen buradan takip et demeyeceğim size. Kanal açıp da para kazanmaya çalışıyor falan filan olayına düşünenler olabilir hani. Ben bu hobiyi gerçekten severek yapıyorum. Üniversite okurken, yani Sivas'ta okuyorum, gurbette okuyorum. Geri geliyor, alacağım bir şey olursa yemeğimden kısıyorum, bir şeyler yapıyorum, bilmem ne yapıyorum hani. Mesela lepistestlerimi sattık. Lepistestler şu anda pek bir para etmiyor. Hani normal yerli lepistestlerdi. Çoğunu da dağıttım zaten. Abiler istedi, bir şeyler oldu. Hani gidip 60 milyon meleklere verdim. Yeni yem bir çöktü bilmem ne aldım. Balık aldığımız için ihtiyaçlarına göre 130 milyona yakın öyle aldık. Ondan sonra test kiti aldık. Onunla videosunu çekeceğim size. Su parametrelerini ölçüyor. 70 milyonda o. Hani olduğu gibi masraf yapıyor. Bu belki ileride 1000 aboneyi falan geçip bana döndüğü zaman belki 100 belki 200 TL parası getirecek. Ben zaten hani sadece yemle bilmem neyle bunun şeyini geçiriyorum. Elektrik suyu var. Tamam gelen para belki hobimi bir nebze bana döndürebilir. Ama ben bu kazandığım parayı hiçbir şekilde kendim için kazanmayacağım. Kullanmayacağım. Kendine hobi için bir şeyler katıp bir şeyler yapıp size daha çok daha fazla bilgi verebilmek için aynı zamanda da bu şekilde hani bir şey olursa eğer güzel bir para kazanırsam kendimi geliştirip size daha çok bilgi verebilmek açısından eğer ki olur para kazanmaya başlarsak ben her ayın sonunda veyahut da artık ne zaman geliyorsa para o zaman
ekran videosu al, giden masraflarımız ne, gelen para ne, bunu göstereceğim. Ha, belki beğenirsiniz, bir şeyler olur, güzel bir kanal olup güzel bir şekilde gelişebiliriz, çok güzel para kazanırız. O zaman da zaten ilk videoda, tanışma videomda kastettiğim gibi bir hobi hane, onu da daha da ilerletip bir üretim hane açıp Tokat'ı bu hobi açısından gerçekten geliştirmek gibi bir hayalim var. Eğer de öyle de güzel paralar da kazanırsak, hani izlenmelerimiz çok olur, böyle beğeniler falan havada falan uçar böyle. Öyle bir durum olursa da zaten yine size daha fazla bilgi, birikim aktarabilmek için hobi hane açarız. Hobi hanede açmış olmuş olursak üretimhaneye geçip akvaryumlarımızı çoğaltırız. İnşallah Rabbimden hani böyle bir şey olur da ben hayalimi geliştiririm. Sizler daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Üstüne bir de öyle bir durum olursa benim hani şeylerim olacak, öyle bir durumda kendi kanalımdan abonelerime, bilmem nelerime falan, hediyelerimiz, yarışmalarımız, bilmem nelerimiz olacak. Yani biz de illaki sizi sevindireceğiz. Siz bizi beğenilerle, takiplerle sevindirirseniz, güzel görüntülenmeler verirseniz, ben de size inşallah Rabbim nasip ederse böyle Türkiye'nin her hafta bir iline böyle 3-5 balık bilmem ne yem bilmem ne falan filan göndermeyi çok isterim. Hani bir sürü dostumuz olsun. Her gittiğimiz ilde balık almaya gittiğimiz zaman bir çay içebilecek bir kapımız olsun. İlla ki herkes ister. Yani sadece para için, hani para kazanıp da yiyip içmek için ben bu kanalı geliştirmeye çalışmıyorum. Onu söyleyeyim size. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmişsinizdir umarım. Beğenip sonuna kadar izlediyseniz şuradan bir beğenip bir de takibi çok görmeyin. Hayallerimiz var. Hayatları yaşıyoruz şu anda. Umarım sizlerin sayesinde biz de kendimizi kazanarak, geliştirerek bir şeyler, hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Ondan dolayı şuradan bir beğeni, bir takibi bence çok görmeyin. Hani beğendiyseniz eğer, yok beğenmediyseniz de dediğim gibi aşağıdan hemen bir yorum yapıp kardeş bu ne böyle boş konuşmuşsun, cart etmişsin, cürt etmişsin diyebilirsiniz. Ona da saygımız var tabii ki de. Buradan herkese hayırlı hobiler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol yavrulu hobiler.